Merhaba, ben Sibel Tahtakıran. Öncelikle videolarımı izleyen sizlere çok teşekkür ediyorum ve yorumlarınızı, beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı ve takdirle karşılıyorum tabii ki. Ve elimden geldiğince de aslında cevaplar vermeye çalışıyorum buradan sizlere. Eğer kanalıma abone olur ve videolarımı şayet beğenirseniz bu algoritmaya da çok yardımcı olacak ve diğer insanların da aynı zamanda içeriklerimi keşfetmesine katkıda bulunacaksınız. Yaşayacağımız şimdi Koç burcundaki bu dolunayın hepimize ilham vermesini ve değişim yaratmasını teşvik etmesini aslında diliyorum. Videomun öncelikle ilk kısmında 30 Ekim'e kadar olan süreçte neler yaşama olasılıklarımızın olabileceğini anlatacağım. Videoyu lütfen sonuna kadar dinlemenizi öneririm. Çünkü çok önemli zamanlardan gerçekten geçiyoruz. Bunun yönetilebilmesi için de olabilecek senaryoları elbette ki sizin bilmeniz gerekebilir. Ama bunlar sadece tabii ki hep birer olasılıktır. Şimdi 25 derecede Koç burcunda gerçekleşecek olan bir süper ayımız var. Şimdi onun haritasına dönüp baktığımızda üst üste bu üçüncü süper ay ve 2024'ten dünyaya en yakın olanı diyebiliriz. Ay bu kadar yakın olduğunda çekim kuvveti de tabii haliyle artıyor. Bu daha fazla böyle aşırı hava durumu ve Mars nedeniyle de daha ateşli nitelikte olaylar, daha fazla sismik aktivite bekleyebileceğimiz anlamına gelebiliyor tabii ki. Ama dünyaya çok yakın olduğu için aynı zamanda bizim kendi üzerimizde de psişilerimizi çekim gücünü arttırarak biz de çok etkileyecek tabii ki. Bu enerjiyi hissedeceğiz bir defa. Burada astrolojide en güçlü konfigürasyonlardan biri olan kardinal büyük bir kare görüyoruz. Bu dört gezegenin kardinal burçlarda yer aldığı aslında bir durum. Yani Koç, Terazi, Mars ile kare açıda. Her ikisi de Yengeç burcundaki Mars'la kare açı yapıyor ve karenin diğer köşesindeki Oğlak burcundaki 29 derecedeki Plüto, Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarının hepsini etkisi altına alıyor. Bu nedenle son derece güçlü, son derece dinamik olaylarla dolu, başlatıcı, öncü bir enerji taşıyor. Şimdi Güneş ve Ay'ın Plüto'ya sert açı yapması bizde büyük duygusal yoğunluk anlamına gelir bir defa. Bu enerjiyi kesinlikle hissedeceğiz. Ancak güç meseleleri de gündeme gelecek gibi duruyor. Bu jeopolitik sahnede ya da kişisel hayatınızda büyük güç sorularıyla ve sorunlarıyla ilgili yaşayabilirsiniz. İnsanları memnun eden, uzlaşan bir tavırda mı kalmayı seçeceksiniz? Yoksa daha çok böyle kendi egemenliğinizde mi adım atacaksınız? Tabii ki tercih sizin. Bu sizin seçiminiz, ancak bu tür konular şimdi gündeme gelecek. Dolunay sırasında tabii ki Uranüs ile Ay arasında da bir kare açı var. Bu da toplumsal düzende ani değişiklikler demek aslında. İsyanları da tabii ki beraberinde getirebilir. Aynı zamanda finansal meselelerle ilgili büyük değişikliklerin ve sırların da açığa çıkmasına neden olabilecek bir açı tabii ki. Şimdi ilişkilerle bakarsak eğer, özellikle Venüs veya Uranüs 5. ve 7. evinizde ise burada ani ve beklenmedik bir ilişki yaşayabilirsiniz. Eğer bir ilişki içindeyseniz daha fazla özgürlük ve bağımsızlık isteme duygusu gelebilir size. Şimdi bu güçlü ve zorlayıcı açılar serisinde Güneş ile Jüpiter arasında da oldukça güzel bir üçgen açı var. Bu açı aslında yasal gelişmeleri bizim için destekleyebilir. Teraziler için bu dönemde oldukça faydalı olabilir. Aynı zamanda yine Jüpiter'in 9 Ekim'den itibaren geri gitmeye başlamasıyla, ki bununla ilgili video yaptım, onu da izlemenizi öneririm. Pek çoğumuzun inanç sistemlerimizde yeniden şöyle bir dönüp bakıp düşüneceğiz. İkizler burcunda ise bilgi bağlantılı olacak tabii ki Jüpiter'in orada olması. Sosyal medyada daha hızlı böyle davranmaya, çok fazla lütfen konuşmamaya veya aşırı vaatlerde bulunmamaya dikkat etmemiz gerekli. Bu dolunay özellikle 18 Ekim'deki tam açıyla birlikte insanları böyle daha tepkisel, daha huzursuz yapabilir. Koç burcunun hızlı böyle düşünmeden hareket eden bir enerjisi var zaten. Çok dinamik olaylarla dolu bir dönemden geçeceğiz bir defa. Bu yüzden nefes almak, kendinize zaman ayırmak için
İçsel denginizi bulmak gerçekten çok önemli olacak. Ayın 22'sinde Güneş ve Plüto ile tam kare açıya girecek tabii. Bu yasal meseleler ve yapıların aslında çatıştığı bir kriz dönemine de işaret ediyor. Ve yine 23 Ekim'de oldukça hareketli bir gün var. Ay Plüto ile karşı taşı yaparken Mars'ta da bir kavuşum yapacak. Bu enerji güç, özgürlük ve gerçeklerle tabii ki bağlantılı olacak. Son olarak 30 Ekim'de Merkür ile Uranüs arasında tam bir karşıt açı yapacak ki bu dönemde birçok asır aslında açığa çıkacak dediğim gibi. Bu birkaç ay kesinlikle sıkıcı olmayacak aslında. Oldukça dinamik, oldukça olaylarla dolu geçecek. Ancak bu süreçte kendinizi dramın içine kaptırmamanız çok önemli. Koç burcundaki bu dolunay Nisan ayındaki aslında güneş tutulmasının başlattığı dersleri bizim hayatımızda tamamlayacak. Koç burcunda yaklaşık böyle 20 ile 25 derece arasında eğer bir kişisel gezegeniniz varsa bu dolunayı oldukça yoğun hissedeceksiniz demektir. Neyse ki bu bir tutulma değil Allah'tan. Kuzey düğümünün tarafında ve oradan da yeterince uzak olduğu için tutulma etkisini taşımıyor. Ancak yine de 6 ay önceki güneş tutulmasının getirdiği dersleri tamamlayacak tabii ki bir dolunay. Bu dolunay aynı zamanda oldukça da Marsinyen bir enerjiye sahip. Bu enerji böyle Şiron'la çünkü bir kavuşum yapacak ve bu kavuşum bize öfke, düşmanlık, negatif duygular veya geçmişte böyle başa çıkmamayı eğer bırakmazsak hayatımıza büyük zararlar verebileceğini gösteriyor. Dolunay'ın en belirgin açıları arasında Güneş'le olan 180 derece açılı karşıtlık Mars'la bir kare açısı. Özellikle Mars-Ay arasındaki bu kare açı duygusal patlamalar, ani tepkiler hayatımıza yaratabilir. Bu yüzden bu dolunayda özellikle böyle duygusal tepkilerimize son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Hani ne yapmamız gerekli? İşte bunu yapmamız gerekli. Tabii sizin hangi yola odaklandığınız belirleyecek. Korkuya mı, sevgiye mi? Bir yandan savaş var, bir yandan aşırı olayların olduğu bir yol var. Diğer yandaysa böyle sevgi ve neşe ve barış yolu var tabii ki. Gittikçe bu yola daha da fazla insan katılıyor. Sevgi dolu bu yola. Tabii seçmek, sevgi ve şükran dolu hislerle tabii ki sizler için çok mümkün aslında. Her gün bir basit bir uygulama yapabilirsiniz. Böyle güzel bir uygulama. Size anında böyle huzur ve mutluluk getirir bu uygulama aynı zamanda. Böyle gözlerinizi kapatıp nefesinizi yavaşlatıp lütfen derinleşin. Özellikle nefesinizi verirken birkaç saniyede duraksayarak böyle nefesinizi tamamen böyle bittiği anda durmak sizi aslında böyle yaratımın sıfır noktasına götürecektir. Nefes almak bizi bir bebeğin nefesi gibi huzura taşır arkadaşlar. Bu çok basit bir uygulama. Kortizol seviyelerini düşürür. Ben her sabah bunları rutin olarak yapıyorum zaten. Stresinizi azaltır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Evinize kendinize ait lütfen bir nefes alma köşesi yaratmaya çalışın. Bu köşe aynı zamanda sizin için böyle nefes alıp vereceğiniz, rahatlayacağınız bir yer olabilir. Dünya büyük değişimlerden geçiyor ama bu değişimlerin ortasında tarafsız kalmayı seçebilir. Sevgi ve dua göndererek katkıda bulunabilirsiniz. Birçok zorlukla aslında karşı karşıya kalsak da her şey içeriden dışarıya işler. Bu yüzden içsel huzurunuzu korumak en önemli önceliğiniz olsun. Kendi iç dünyanıza ne kadar güçlendirirsiniz, dış dünyada o kadar güçlü olursunuz. Bunu hiçbir zaman için aklınızdan çıkartmayın. Şimdi bu dolunayın burçlara etkisi nasılmış? Şimdi ona... Sevgili Koç burcu, bu dolunay aslında tamamen tabii ki sizinle ilgili. Birinci evinize düşen bu dolunay bedeninizi, benliğinizi ve kimliğinizi aslında yakından alakalı olacak. Son 6 ayda bu konularla ilgili hangi niyetlerde bulunduysanız, kendinizle ilgili neyi aslında değiştirmek ve iyileştirmek veya üzerinde çalışmak istiyorsanız işte bu dolunayda bunları tamamlayacaksınız. Bu yönlerinizi geliştireceksiniz. Kendinize biraz odaklanıp kendi kişisel özverliğinizi daha artık ön plana çıkartma zamanı diyebilirim sizler için. Şimdi bu dönemde kendinizi bir defa fiziksel olarak aslında formda tutmak, terapi veya içsel değerlendirmelerle kendinizle barışmak gibi konular
gündemimize elbette ki gelecek. Özellikle eylemlerinizin kendinizi geliştirme amacına uygun olması işte bu dolunayda gerçekten çok önemli. Dolunayın tabii haritanızdaki Mars'la yapmış olduğu kara açı ve bu birazcık duygusal meseleler, ev ya da böyle aile konularında daha ön plana çıkabilir. Daha birazcık huzursuzluk yaratabilir sizde. Evde kendinizi huzursuz eden durumlar ya da ebeveynlerle veya ev arkadaşlarıyla ilgili bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu dolunay sizi aslında bir şeyleri değiştirmeye ya da artık düzene sokmaya teşvik etmek istiyor. Belki evinizde böyle bir temizlik yapmaya veya bir ailevi meseleyi çözmeye, belki de taşınmaya karar verebilirsiniz. Kendi alanınızı bulmak ya da paylaştığınız evde böyle kendinize özel bir alan yaratmak için çok uygun bir dolunay. Ancak bu süreçte duygusal böyle tepkilerinizin birazcık daha yükseldiğini fark edebilirsiniz. Evde yapılacak değişiklikler ilişkilerinizde de bazı tabii ki değişimlere yol açacak. İlişkilerinizde yaşanan dönüşümler ev ya da kariyer alanlarını da etkileyecektir. Bu noktada aslında dengeyi bulmak biraz zor olabilir ama mümkündür. Yani yapabilirsiniz bunu. Dolunay'ın Jüpiter'le yaptığı olumlu açıdan faydalanırsanız bu dönemde kendinizi çok daha iyi ifade etmeye odaklanabilirsiniz diyorum. Duygularınızı yazıya dökmek bunlardan bir tanesi olabilir. Biriyle konuşmak ya da belki bir terapi almak veya regresyon terapi yaptırmak sizi inanın ki çok rahatlatacaktır. Belki topluluk içinde daha aktif olmaya, seyahat etmeyi ya da bir öğretici bir rol üstlenmeyi de düşünebilirsiniz aslında. Hikayenizi paylaşmak veya bir şeyler yaratmak gerçekten bu dönemin olumlu etkilerini arttırabilir. Eğer taşınmak ya da yer değiştirmek gibi bir karar alma aşamasındaysanız bunun olumlu sonuçlar doğurabileceğini de asla unutmayın. Koç burcu içgüdüsel olarak ne zaman bir ilişkiden, işten ya da ortamdan uzaklaşması gerektiğini hissederse bu dolunay size artık gitme zamanı geldi ya da artık bir mola ver gibi işte size bir mesaj verecek. İlişkiler, ev ve iş baskısı arasında dengeyi bulmaya çalışırken kendinize zaman ayırmayı lütfen unutmayın. Bu dolunay özellikle koç burçlarını kendilerini değerlendirmeye ve kararlar almaya teşvik ediyor olacak. Eğer bu dönemde bir şeyleri böyle değiştirme, hayatınızda yeni başlangıçlar yapma ya da bir ilişkiniz varsa bunu gözden geçirme ihtiyacı hissediyorsanız bu hislerinize lütfen kulak verin. Hem fiziksel hem de duygusal sağlığınıza özen gösterin bu dolunayda ve ani tepkiler vermekten de lütfen kaçının. Bu dolunay sizin hikayenizi aslında paylaşacağınız, kendinizi çok rahat ifade edeceğiniz, yeni bir başlangıç yapmanız için size bir fırsat oluyor. Son olarak bu dolunayın size sunduğu fırsatları iyi değerlendirin demek istiyorum sadece. Değişimlere açık olun, kendinize ve hayatınıza zaman tanıyın. Neler yaşadığınızı eğer paylaşmak isterseniz bana da lütfen mesajla bildirin. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.